Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında meyve bolken yapabileceğimiz meyveli tart tarifi vermek istiyorum. Onun için gereken malzemeler 220 gram kadar tereyağım var, erimesin diye, yumuşamasın diye buzdolabında bekletiyorum. Şöyle hemen çıkartayım. Masada yerini alsın. 220 gram kadar tereyağım var. 320 gram kadar unumuz var. 50 gram, yani buz gibi suyumuz olacak. 50 miligram. 1 yemek kaşığı sirke kullanacağım arkadaşlar. İç harcı olarak da 800 gram kadar erik dilimledim ben. Mosmor, güzel böyle rengi. Çok parlak duruyor. 50 ya da 100 gram arasında, o sizin damak zevkinize kalmış. Ben şahsen 100 gram kadar kullanacağım. Siz daha az da kullanabilirsiniz. Toz şekerimiz var. Onun dışında bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğum var. Bir tatlı kaşığı da limon suyu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir güzel kabuklarından arındırdım. Bir yumurta sarısını üzerine sürmek için kullanacağız arkadaşlar. Onun dışında bir de 30 gram kadar da şöyle nişastamız var arkadaşlar. Malzememizin hepsi bunlardan ibaret. Evet arkadaşlar, tereyağını size göstermek için buzdolabından çıkarmıştım. Hemen erimeden onu güzelce kaba alalım. Şöyle. Ben biraz böyle hamuru yapmak kolay olsun diye parçalara ayırdım. Siz de öyle yaparsanız daha kolay olur arkadaşlar. Toz şekeri sepeleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı sirke kullanacaktık. Onu da buz gibi suyumuzun içine alalım. Şöyle elma sirkesi kullanıyorum. Siz isterseniz, yani evinizde bulunan herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Evet. Şimdi suyumuzla sirkemizi de karıştırdıktan sonra unu kaba ekliyorum. Evet. Bunu kaba ekledim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş, çok böyle yoğurmadan, böyle pürüzsüz bir hamur elde etmeye çalışmayın arkadaşlar. Tart hamuru böyle pürüzlü olması lazım. Sadece toparlanması yeter. Şöyle sizin de görmenizi istiyorum. Evet, şimdi böyle bir yemek kaşığı sirkemizle 50 miligram da suyumuz vardı. Onu da ekledim arkadaşlar ve tart hamurunu şöyle bir topak haline getireceğim. Thank you.
kolay oluyor, çok çabuk oluyor ve çok lezzetli oluyor ve neredeyse 3'te 2'si meyve olduğu için arkadaşlar. Faydalı olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası. Bakın şöyle. Hamuru toparladım. Daha fazla yoğurma işlemi yapmayacağım. Bu kadar kafi. Şöyle toparlandı. Şimdi buzdolabına göndereceğim ve orada bekleteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kap hazırladım. Isıya dayanıklı. İçine şöyle yağlı kağıt sermekte fayda var. Çünkü sonra tartımızı çıkarmak çok kolay olacak. Siz isterseniz klasik yuvarlak borcam, hani küçük boy 22 çapında olan yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Şimdi erikleri karıştırmamız gerekiyor. Onun için bir derin taba ihtiyacım var. Evet. Şu anda derin taba olarak kullanabileceğim. Elimin altında en yakın kap bu. Hatta size göstermiş olayım. Şöyle bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey. Evet, şimdi elimize alalım. Anjelik erimiz 800 gramdı arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğu rendesi vardı. Sonra böyle limonun 3'te 1'i kadar miktarında şöyle gezdirelim. Bir yemek kaşığı, yani 1,5 yemek kaşığı kadar ya da tepeleme bir yemek kaşığı diyelim. Hemen şurada ölçelim. Şimdi 30 gram dedim ama hepimizde tartı olmayabilir arkadaşlar. Onun için normal bizim klasik kullandığımız tabirleri de ölçüleri yazacağım inşallah. Şöyle bakın, tepeleme yemek kaşığı döküyorum nişastayı. Bir de böyle silme diyeceğimiz kadar, yani 2 yemek kaşığı diyebiliriz. Bunu da hemen not edeceğiz. Ve iç harcımızı da karıştıralım. Biz bu işlemi yaparken tart hamurumuz uslu uslu dolapta dinleniyor. Artık benim sakarlığıma alıştınız arkadaşlar. Onun için lütfen yadırgamayın. Döke saça yapıyorum ama masa temiz. Temizliğe dikkat ediyorum. Onun için lütfen kısmayın. Şimdi yumurtayı daha önceden yıkamıştım. Şöyle beyazını alabiliriz buraya. Sarısını da üzerine sürmek için kaba alıyoruz. Evet, bu hazırlıklarımızı da yaptık. Şimdi
Hamuru çıkarıyoruz. Bakın hamur. Çok güzel oldu. Şöyle masayı bir tekrar açma işlemi yapmadan önce temizlemek istiyorum. Evet. Şimdi neye ihtiyacımız var? Merdaneye ihtiyacımız var. Merdanemiz burada. Onun dışında şöyle hamuru açabilmek için, kolayca açabilmek ve kaba aktarabilmek için böyle iki tane poşet hazırladım. Ne yapıyoruz? Hamurun şöyle 1/3'ünü ayırıyoruz arkadaşlar. Yani şu kısmını ayırıyorum. Bu kısmında böyle poşet üstüne sererek kabımıza göre açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Herhalde olur diye düşünüyorum. Şöyle olur. Üstündeki katı kolayca çıkarıyoruz. Sonra rahatlar kenarda kaldığı şekilde. Ama bazı yerleri ince oluyor, biliyor musunuz? Şimdi bunu elimizle düzelteceğiz. Tamamen boyutuna biraz yüksek bunun kenarları. Tam yükseltmeye sanırım gerek yok. Şöyle. Buradan da alıyorum. Burayı yana yapıyorum. Bunu kendi kabınıza göre ayarlarsınız. Ben tart için bu kabı
başka şeyler için kullandım ama tart için ilk defa kullanıyorum. Dilimlediğimiz ya da küp küpte doğrayabilirsiniz. Doğradığımız normal mürdüm eriği de olabilir. Ben Angelik erik kullandım. 2 yemek kaşığı nişastayla karıştırdıktan sonra bir de ne yaptık? 2 yemek kaşığı nişasta koyduk. Bir de bir limonun 1/3'ünün suyunu koyduk. Yani bir tatlı kaşığı kadar limon suyu. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar da limon kabuğu koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kalan bir hamurumuz vardı. Bunu açacağım arkadaşlar. Açacağım. Daha sonra böyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben klasik bir şekilde süslemek istiyorum. Bakalım bunu çıkartabilecek miyim? Hamur yumuşayınca arkadaşlar çalışmak zorlaşıyor. Hamurla. Biraz kalın açmakta da fayda var. Hani alabilirim dökülmesin diye. Görüntü şahane.
gelecekmiş. Kopar mı sevmiş? Az mı gelecek diye kopardım. Hı-hı. Şöyle. Üstündeki bu kafeslere hamur açtığımız zaman birazcık, çok az, kalın açmamızda fayda var. Şöyle buraya yapıştırayım. Çünkü şu kenarlarını da kapatalım şu hamurları. Yani yan olsun istemiyorum. Evet. Ne yapalım? Şöyle. Köşe bent yapıyorum. Öyle mi oluyor? Türkçe'de. Doğru mu söyledim? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizi yıkıyoruz. Daha sonra bolca yumurta sarısını döküyoruz. Dökmüyoruz arkadaşlar. Sürüyoruz. Benim Türkçem biraz kusurlu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Düzgün konuşmaya gayret ediyorum. İnanın. Bunun için çok çaba sarf ediyorum. Ama bazen dilim sürçüyor. Ve böyle oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Elif arkadaşıma buradan çok çok selamlar. Benim Türkçemle çok dalga geçer kendisi. Ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle sürüyorum. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceden ısıtılmış fırında, 180 derece ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyorum tartımı. Fırın derecesini 180'de bekletiyorum ama pişme süresi her fırına göre değiştiği için arkadaşlar pişme süresini çok da belirtmek istemiyorum. Onu siz kendiniz zaten fırınınızın suyunu huyunu bildiğiniz için kendiniz daha iyi bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tartımızı, Angelik erikli tartımızı fırına gönderiyoruz. Evet. Erikli turtamız hazır. Çok nefis görünüyor arkadaşlar. Biraz ılındıktan sonra kaymaklı dondurmayla servis edebilirsiniz. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Şu anda çok sıcak. Ama yine de göstermek istedim. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir görüntü. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Siz de tarifi benim gibi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve mutlaka görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.